Sevgili kardeşlerim, İmam Taberani'nin Hazreti Muaz bin Cebel radıyallahu anh'tan naklettiği bir hadise kulak verelim. Hazreti Muaz bin Cebel radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Kale şöyle diyordu. Ma min abdin, hiçbir kul yoktur ki, yegûmû fid dünya meqâmü sum'atin ve riyâ. Dünyada sum'a, yani ameli işittirmeye çalışırsa ve riya, yani gösteriş için bir amel işlerse, illa semme Allahu bihi ala ru'usil halaiq yevmel kıyame. Allah da onun bu amelini kıyamet gününde tüm mahlukata işittirir ve onu meşhur eder. Yani biz bir amel işledik. Ama istiyoruz ki o ameli insanlar duysun, onlar görsün, onlar da bilsin. Ne yaptık? Allah için yapılacak bir ameli insanlar için yaptık. Onlar işitsin, onlar bilsin, bu sayede ben de meşhur olayım dedik ya, hiç merak etmeyin kardeşlerim. Allah bizi tüm mahlukatına bildirecek, işittirecek ve meşhur edecek. Ne zaman? Kıyamet gününde. Tüm mahlukatın önünde onlar size bakarken Allah diyecek ki, bu amelini insanlar için yapan, onlara işittirmek isteyen bir riyakardı diyecek. Al işte sana şöhret. İstediğin oldu, sen de meşhur oldun. Ama riyakar biri olarak meşhur oldun. Allah ancak kendi rızası için yapılan ameli kabul eder. Ameli bir süte benzetirsek, o amelde Allah'ın rızasından başka güdülen bütün maksatları da suya benzetebiliriz. Nasıl ki süte su katıldığında artık o süt gibi görünse de süt olmaktan çıkmıştır. Bu şekilde süt satan adama ne denir? Sahtekar denir. Aynen öyle de kardeşlerim, Allah'ın rızası için yapılacak amel sütüne başka maksatlar hükmündeki riya suyunu katarsak, o güzel amel de artık amel gibi görünse de amel olmaktan çıkmıştır. Amellerini bu şekilde Allah'a satacağını zanneden adama da varın siz ne derseniz deyin. Demek ki biz amelimizi riyayla, sum'ayla meşhur edip insanlar bizi bilsin istediğimizde, yemin olsun ki tüm mahlukat bizi bilecek. Ve kıyamet günü geldiğinde amel sütüne riya ve sum'a suyunu karıştırmış bir sahtekar olarak bilineceğiz. Kardeşlerim, bizler dualarımızda sabah akşam Allahümme ecirna miner riya ve sum'a vel ucibi vel fahr diye Rabbimize yalvarmalıyız. Rabbimiz kendimizi insanlara değil de ona beğendirmeyi, İnsanların değil onun rızasını kazanmayı bizlere nasip etsin. Amin, amin, amin.